hoş geldiniz yerim önce. Hoş bulduk, sağ olun siz. Sağ olun, bizler deyiz. 15. Quality of Magazine dersinde ödül törenindeyiz. Neler söylemek isterseniz. Valla memnunuz ekip olarak. Çünkü empatiyle yapmaya çalıştığımız, empati programıyla yapmaya çalıştığımız şeyin anlaşılmış olması, işte ödüllendirilmesi, fark edilmiş olması aslında özetle bizi çok sevindiriyor. Çünkü bunu gerçekten şeyle, yüksek amaçlarla yapıyoruz. Ticari bir şey değil. Ülkemizde son yıllarda iletişimin, birbirini dinlemenin, anlamanın giderek daha önem kazandığını, buralarda eksiğimiz olduğunu düşünüyoruz. Belki o eksiği tamamlamakta bir faydası olur diye yaptık. 100'e yaklaştık. 78. program falan bitti galiba. 80'le bitireceğiz sezonu. Sonra bakacağız önümüzdeki sezon tekrar. Mutluyuz tabii, bunların fark edilmesi önemli. Bir yandan da bir koşuşturmaca daha var. Kızılcık şerbeti. Dahil oldunuz efendim. Evet, nasıl, memnun mu hissettin? Gayet iyi. Ben 13 bölüm çektim şu ana kadar. Orada da sezon finalini bu hafta bitirdik. Herhalde Eylül'de, Ağustos sonunda tekrar başlayacak. Şimdi biraz dinlenme zamanı. O da sevilen, takdir edilen, ilgi gören bir iş. Bu böyle mutlu bir sene set oldu. Set çok yoğun bir set mi? Çünkü aranızda evet, bazı oyuncular tükenmişlik sendromuyla anılmaya başladılar. Ve hatta ayrılacağı konuşuyor oyuncular. Olabilir o. Yani bu konuda benim bir şey söylemem yakışık almaz. Sadece şu, belki o arkadaşlarımız sadece sete gitmiyordur, başka işleri de vardır ki kimi kastettiğinizi biliyorum. Çok çalışan bir insan. Müjde'den bahsediyorsanız eğer, öyle hissetmişse öyledir. Ona benim söyleyebileceğim bir şey yok. Evet. Önemli olan sağlık. Bu konudaki duyarlılığınızı bildiğim için özellikle soracağım bu soruyu. Siz hayatınız boyunca uyarıcı ve uyuşturucu maddeyle mücadele ettiniz. Set arkadaşlarınızdan bir tanesi de böyle bir iddiayla, biliyorsunuz hani adli bir... Bu tür şeylerle ilgilenmem hiçbir zaman. Yani öyle iddialar var. Onun da eski bir şey olduğu söyleniyor. Bilmiyorum, ben set arkadaşlarımdan gayet memnunum. Yani profesyonel şeyler, açılardan, profesyonel meseleler üstünden konuşabilirim. Gerisi dedikodu oluyor, yakışmaz bize. Her arkadaşımız bütün benliğini, emeğini esirgemeden çalışıyor. Öyle olmasa, her paydaşıyla birlikte öyle olmasa bu işler başarılı işler olmaz. Yazın ne yapacağız? Tatil mi? Ya bir ay kadar vaktim var. Biraz kendimle meşgul olup işte önümüzdeki sezon şey olmamak için, erken yorulmamak için dinlenip hazırlanacağız. Bence oyuncu sporcu gibi bir şey, asker gibi, sporcu gibi yaşamak gerekiyor. O yüzden de biraz dinleneceğiz ki yeni sezonda performansımızı tutmak bir yana daha da yükseltmek zorundayız. Çünkü bizim işlerimizde dünün bir anlamı yok. Dünkü başarının, dünkü ödülün, dünkü reytingin bir anlamı yok. Ertesi gün tekrar şey başlıyor, mücadele başlıyor. Ona hazır olmak lazım. Bu oyuncu asker gibidir yaklaşımınızın bir benzerini Zihni Bey yapmıştı. Zihni Göktay oyuncu asker gibidir demişti. Ustamızdır, ne ama diyorsa biz, ne diyorsa odur. Biz uzun dönem askeriz, genç nesil bedelli askerlik yapıyor demişti. Katılıyor musunuz? Yok, katılmıyorum. Yani ustaya bu tespitlerinde katılırım ama bu tespite çok çalışkan, harika genç oyuncular var. Yani sadece onlar bizden bir şey öğrenmiyor. Beraber çalışırken biz de onlardan bir şeyler öğreniyoruz. Zihni abinin yaşı çok çok tecrübeli bir oyuncu. Yani meslek yaşı çok büyük. Onun kendine göre doğruları vardır, tespitleri vardır ama ben yani daha ziyade birlikte iyi çalışmaya inanıyorum. Onları her konuda desteklemeye, yüreklendirmeye dikkat ediyorum. Bunu hak ettiklerini düşündüğüm için. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.